Yaşasın. Yeniden okuldayız. Arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle bir arada olmayı ne çok özledik, değil mi? Ama hala çok dikkatli olmamız ve önlem almamız gereken önemli bir konu var. Covid-19 virüsü. Bu önlemleri lütfen ihmal etme. Hepimizin alacağı basit ama etkili önlemleri kısaca hatırlayalım mı? Ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Özellikle yemekten önce, hapşırıp ve öksürdükten sonra ve tuvaleti kullandıktan sonra en az 20 saniye boyunca bunu yapmak çok ama çok önemli. Virüs vücudumuza ağız, burun ve gözlerden girebiliyor ve sevgili ellerimiz virüsün vücudumuza taşınmasında büyük rol oynuyor. O nedenle ellerimizi yıkamadan gözlerimize, burnumuza ya da ağzımıza dokunmamalıyız. Hapşırıp öksürmeyen var mı aramızda? Tabii ki yok. Önemli olan hapşırırken ya da öksürürken ağzımızı ve burnumuzu elimizle değil, dirseğimizin içiyle kapatmak. Varsa kağıt mendilde kullanabilirsiniz. Unutmayın, virüs ellerimizden yayılmayı çok seviyor. Hepimiz birer maskeli kahraman olabiliriz. Gerekli her yerde maske kullanmayı asla ihmal etmemeliyiz. Maskenizi okula giderken serviste, okulda, kapalı alanlarda, başkalarıyla bir aradayken burnunuzu ve çenenizi kaplayacak şekilde takın. Ve yanınızdakilerle aranıza en az 1 metre mesafe koymayı sakın unutmayın. Asla bardağınızı, çatal bıçağınızı, yiyeceklerinizi ya da içeceklerinizi başkalarıyla paylaşmayın. Hasta olduğumuzu hissediyorsak, ateş, halsizlik, burun akıntısı, öksürük gibi belirtilerimiz varsa ailemizi haberdar edip evimizde kalmalıyız. Bu virüs insan ayırmadan seni, beni, ailemizdeki herkesi, komşularımızı, hepimizi hasta edebilir. Bu nedenle hasta olanlara ya da hastalık belirtileri gösteren kişilere karşı anlayışlı olmaya özen göstermeliyiz. Bu dönemde kendimizi hasta, üzgün ya da endişeli hissetmemiz çok doğal. O nedenle arkadaşlarınızla, ailenizle ve öğretmenlerinizle konuşmaktan, hissettiklerinizi söylemekten çekinmeyin. İnanın kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Nasıl da o söz, mutluluk paylaştıkça artar, sıkıntılar paylaştıkça azalır. Sanırım böyleydi. Hastalığın önlenmesi hakkında güvenilir kaynaklardan öğrendiklerinizi aileniz, arkadaşlarınız ve özellikle küçük çocuklarla paylaşın. Unutmayın. Hep birlikte mutlu ve sağlıklı olmanın yolu hep birlikte dikkat etmekten geçiyor.